Peşinden işte Ammar bin Yasir, Hazreti Ebu Bekir ve devam edip gidiyor. Bu insanlar Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Ammar bin Yasir gibi ilk insanlar, İslam'ın ilk çilesini çeken peygamberimizin etrafında ilk kümelenen insanlar, Selman-ı Farisi gibi, Bilal-i Habeşi gibi ve bütün hayatları boyunca peygamberimizle beraber olmuşlar. Veya peygamberimizin hayatı. Bu insanların her birinin rivayet ettiği hadis sayısı kaç biliyor musunuz? Mesela Hazreti Ali'nin. 10. 10 ila 100 arasıdır. 10, 30, 40, 50. Onların rivayetleri fiili sünnete ilişkindir. Tarihi belgedir. Peygamberimiz şöyle yapardı. O başka bir şey. Mesela İmam-ı Azam ona itimat ediyor. Sünnet dendiği zaman onu alıyor. İmam Malik de öyle. İmam Malik Muvatta'ını ilk yazdığı zaman 10.000 küsür hadis var Muvatta'ında. Yazdığı günden ölümüne kadar geçen zamanda 10 küsür sene içinde bunları ayıklaya 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 5-600 hadise indirmiştir. Sakat olduklarını tespit ediyor her gün. Şimdi bu sahabilerin bu sayıdaki rivayetlerinin yanında Hazreti Peygamber'le mesela 18-19 ay beraber olmuş insanlar var. Demin isminden bahsettiğimiz Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kezzap dediği zat 19 ay peygamberimizle beraber olmuş. 6.000 civarında hadis rivayet etmiş. Sallamış ya. Yani ben o tabiri kullanmam. Ben Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kullandığı tabirleri kullanırım. Şimdi siz bütün bunlar yaşanmışken ve ortada dururken Kur'an-ı Kerim'i bu rivayetlere adapte edemezsiniz. Bugün İslam dünyasının en büyük handikapı budur. Kur'an-ı Kerim'i bunlara uydurduğunuz zaman Hazreti Peygamber'e vahyedilen din ortadan kalkıyor. Şimdi aynen böyle hocam. Yani orada bir saçma durum var. Tersini yapıyorlar şimdi. Diyor ki Kur'an'ı bunlara, halbuki icap eden nedir? Onları Kur'an'a uyduracaksınız. İmam-ı Azam'ın mücadelesi budur. Diyor ki bu rivayetleri Kur'an'a uyduracağız. Şimdi eğer Kur'an dendiği gibi hiç değişmemiş, Allah kerem olan bir kitapsa eğer, bu hadisler gibi garantisiz bir şey nasıl dini etkileyebilir? Yani doğru mu yanlış mı, uydurma mı kaydırma mı, kimsenin bilmediği bir takım laflar. Hazreti Muhammed'e atfedilen var. Belki bazısı ona ait, belki değil ama gayet sonuçta tabii. Hazreti Muhammed'in evet, en büyük kelamı sizin kullandığınız tabirle Allah kelamı olan Kur'an değil mi? Yani ne artık daha gayet başka şey arıyorsun? Yani onlara gayet gittiğin zaman bu sefer sonra fiili din, sünnet var. Din yani zıvadan çıkıyor. Hazreti Peygamber'i bu rivayetlere, bu rivayetlerin kıskacına sokup sonra da bunlar olmazsa sünnet ne olacak, peygambersiz din mi? Bu çok üçkağıtçı bir laftır. Veya çok cahilane bir laftır. İyi niyetlilerden gelirse cahilanedir. Kötü niyetlilerden gelirse bir üçkağıtçılıktır. Koca sünnet var. Yani İmam Malik demin dedik, Maliki mezhebinin kurucusu ve sünnete bağlılığıyla ünlenmiş bir insandır. İmam-ı Azam birinci sıradadır mezhep oluşumunda. İkinci sırada o vardır. Hicri 179 ölümü. İmam Malik diyor ki ben fiili sünneti ve burada da Medine halkının teamüllerini, örflerini esas alırım. Fiili sünnet dediğiniz öyle bir şey ki yüzlerce insan diyor Hazreti Peygamber şunu şöyle yapardı. Evet. Ama birisi çıkıp da işte ahad haber, bir kişinin rivayeti demek. Peygamberimiz böyle dedi. Ben duydum. Şimdi geçiyorsunuz 50 kilometre öbür tarafa. Orada da biri diyor ki peygamberimiz şöyle dedi. Bunun tam tersi. Şimdi bir din çıkıyor ortaya. Bu hadislere teslim ettiğiniz zaman birinin yaptığını öbürü yıkıyor. Burada bir hakeme ihtiyacımız yok mu? Yani en toleranslı ifadeyle. Kim olacak bu hakem? Kur'an.
İşte onu dediği için İmam-ı Azam başına gelmeyen kalmadı. İlk tarihte bu mücadeleyi veren odur. Peki hocam, neyse bu evet. Konuyu kapatalım. Ya tabii son bir şey soracağım. Bir konu. Evet. Son bir şey soracağım bu konunun dışında ama günümüzün gündemiyle alakalı. Şimdi kutlu doğum haftası diye bir şey çıktı. Ben böyle bir şey daha önce düşünmemiştim. Bu son birkaç senenin modası. Çünkü daha önce böyle bir şey yoktu. Yani işte benim de ailemde gayet iyi Müslümanlar var. Herkes benim gibi değil. Etrafa da bakıyoruz, görüyoruz. 50 yıldır bu memlekette yaşıyoruz. Kutlu doğum haftası diye ben bir şey duymadım. İslam aleminde herhangi bir ülkede de böyle bir şey görmedim. Her sene Nisan ayının böyle ilk haftaları içerisinde tam da tarihini de ben kavrayamadım. Çünkü uzatıyorlar, uzatıyorlar falan. Bir kutlu doğum haftasıdır diye bir şey çıktı. Var mı böyle bir hafta? Şimdi bakın, yani peygamberimizin doğumunu sevinç ve şenlikle kutlamanın kötü bir yanı olduğunu söyleyemeyiz. Yalnız İslam geleneğinde böyle bir şey yoktur. Bu Hristiyan geleneğinde vardır. Şimdi buradan ne çıkaracaksan çıkaracaksın. Ama yani peygamberimizin doğumu için ben şenlik yapıyorum, sevincimi ifade ediyorum diyen bir adama yapamazsın böyle bir şeyi. Ama bu hafta mı doğmuş peygamber? Diyemeyiz. Efendim başka, gayet tabii. Bir defa her gün, her yıl 10 gün kayıyor. Değişmesi lazım yani, Ramazan gibi değişmesi kayıyor. Lazım. Yahut miladi takvime bağlarsa o zaman Ramazan da miladi takvime bağlayın. Lazım. Eylül ayına gelir. Nimet bereketin en bol olduğu aydır ve bunu teklif eden İslam alimleri de vardır. Ya miladi takvime bağlanırsa hep o zamana gelir. Günün de böyle ortalama geceyle gelir. Ne çok uzun ne çok kısa olduğu günler. Sıcak soğukta dengeli filan diye düşünürler. Ama Kur'an-ı Kerim, vallahi ben 21 Aralık'tan yanayım. Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı ayın seyrine, hilalin seyrine bağladığı için bana göre bu olmaz. Ben doğrusu bu. Olmaz. Ve bana göre bir yerde sabit kalması değil, Ramazan'ın dolanması onun orucun hikmetine daha uygundur. Ben bunu düşünürüm ve bana göre Kur'an-ı Kerim buna izin vermez. Hazreti Peygamber'in doğumu, böyle bir şey zaten dinin böyle bir talebi yok ve İslam geleneğinde de yok. Bu yok. E ama olursa ne olur? Bir zarar olmaz. Ha. Yeter ki birileri istismar etmesin. Yeter ki o münasebetle Hazreti Peygamber'in hakiki çehresi ve hakiki mesajı tanıtılsın. Sen Hazreti Peygamber'in doğumunu kutluyorum diye deniz feneri dini anlatırsan yandı millet. Yani buralara dikkat etmek lazım. Yoksa kutla. Şimdi hocam bir soru var. Evet. Bu soruya siz mi cevap verirsiniz, ben vereyim. Diyor ki anlamadığım bir konu var. Toplumda şirk olayı konusunda aydın, bilgili, dini tam bilen kişiler, inanmış kişiler falan diyor. Eğer bunlara inanmak, şirk koşmaksa Atatürk ve benzer durumlarda mezarına koşmak ne anlama gelir? Şirk midir? Gayet tabii. Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmasınlar. Niye insanın sevdiği birinin mezarına gidip ziyaret efendim, etmesi şirk bakın, midir? Efendim bakın söyleyeceğim ben onu. Ama yani ilkeyi koyalım. Şimdi vatandaş kimse niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle girersen gol atar bize. Kornerden hemen topu ağlara gönderir. Öyle bir şey yok. Evet Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmayalım. Doğru. O zaman gelin şu mezarlar nasıl şirk aracına dönüştürülüyor bunu anlatalım. Bunlardan kaçmayın. Annem, açın bunları. Şirk midir bu? Annem gidiyorum ziyaret ediyorum mezarını. Çiçek geçiyorum bilmem ne yapıyorum. Şirk mi sen bu? Şimdi söyle söyleyeceklerini ben şirk konuşacağım. Midir bu hocam? Böyle bir şey mi? İnsan sevdiği birinin, özlediği birinin yanına gitmesi kötü bir şey midir ya? Tamam. Böyle bir zırvalık olur mu? Tamam. Şimdi anneannemin mezarına gidiyorum. Şey yerine, onu Tanrı yerine, peygamber yerine koyuyorum gidiyorum. Sevdiğim, özlediğim insan mezarında görüyorum. Ne olur yani? Şimdi bakın. Mezarlar değil mi konumuz? Bunu senelerce İrani tandansla düşünenler söylediler. Atatürk'ün mezarı, Atatürk'ün anıt kavri, türbesi, işte gidiyorsunuz da falan filan. Sonra ben İran'a gittim. Kitabım tercüme edildiği zaman çağırdılar. Orada Ehl-i Beyt imamlarının ki ben de gönülden severim ve bağlıyım. Çok önemli. Ve mesela